sonra ne gelecek? Bir şeyi like'ladığında hapsi mi boylayacak? Ne olacak? Bu yasayı bize bir anlatın. Ne geçti bugün? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün ne geçerse geçsin tabii ki susmayacağız. Ama biz bir özgürlük mücadelesi verdik. 2 haftadır. Türkiye'nin gazetecilerin 85 milyonun susmaması için bir mücadele verdik arkadaşlarımızla. Evet, yer yer ortam çok gerildi. Yer yer uzlaşma istedik. En azından 29. maddedeki hapis cezasını kaldırın dedik. Ama hiçbir şekilde uzlaşmadılar. Şimdi ben tüm yurttaşlarımıza sormak isterim. Değerli konuklarınıza sormak isterim. Bu yasa meclisten geçip sarayda onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra altılı masada HDP var diyenler yargılanacak mı? Eğer yargılanmıyorlarsa ikili masada Cumhur İttifakı İmralı'yla görüşür dediğimiz zaman biz yargılanacağız mı? Aslında bu yasanın özeti bu, biliyor musunuz? İşte bu kadar muğlak, bu kadar belirsiz, kişiye göre değişecek. Mesela bir örnek de daha vereyim efendim. TÜİK diyor ki enflasyon %83 ama ENAG diyor ki %186. Bunlardan birinden biri yalan söylediği kabul edilirse ENAG ya da TÜİK yargılanacak. Mesela Sedat Peker'in iddialarını günlerce konuştuk. Bir rektörün eşi milletvekilinin servet iddialarını konuştuk. Bunları konuşabilecek miyiz? Ha tabii ki konuşacağız ama yargılanacak mı insanlar? Şimdi genel kasıtla işlenebilen bir suçu geçiriyorsun. Peki doğruya ya doğruya ve yalana kim karar verecek Ali Mahir Bey? Yani bizim bir haberi yaptığımızda ya da yurttaş bir şey sosyal medyada paylaştığında bu doğrudur ya da bu yalandır diyecek merci neresi? Efendim, RTÜK nasıl karar veriyorsa ya da bir habere nasıl erişim engeli getiriliyorsa ya da hakkımızdaki bir tazminat davasına nasıl hüküm kuruluyorsa ya da işte Sayın Değerli Paşam nasıl yargılanıyorsa aynı şekilde devam edecek. Ben bu yargıya güvenebilir miyim? Ben bu kurula güvenebilir miyim? Şimdi size bir şey söylemek isterim. Bakın, bu ülkede bir şiir okuduğu için hüküm giyen bir cumhurbaşkanı ülkesine böyle bir yasayı layık görüyor. Saatler önce, yaklaşık bir saat önce AKP milletvekili Ahmet Özdemir neden bu yasayı nasıl getirdiğini anlatma zorunluluğunu hissetti. Bir saat önce. Dedi ki, ya merak etmeyin, telaşlanmayın. Biz ABD ile, ABD Büyükelçisi ile, Büyükelçinin danışmanıyla uzlaşarak, anlaşarak bu yasayı yaptık. Bunu kim söylüyor efendim? Bunu nerede söyledi? Mecliste, genel kurulda söyledi. Bir saat önce söyledi. Ne demek bu? Sonaklarda var. Evet, yeni bir saat önce söyledi. Kürsüde. Ahmet Özdemir. Kürsüde söyledi. Kürsüde söyledi. Biz bu yasayı yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nden, Büyükelçiden ve Büyükelçi danışmanlarından izin alarak bir anlamda yaptık dedi. Oysa Tunca Özkan çok doğru bir şey söyledi. Gazetecileri, Sayın Fikret Bila'yı, Sayın Barış Pehlivan'ı, Uğur Düğünler'i, bu ülkeye emek vermiş kalemleri dinleselerdi ya da ABD Büyükelçisi'nin avukatlarıyla görüşeceklerine Sulhü Dönmezer'in kitabını açıp bir baksalardı, Feridun Yenisev'in kitabını bir okusalardı böyle bir yasa yapabilirler miydi? Ama artık her şeyden önce utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar görüyorum bak. Benim ülkemde sansür yasasını ABD ile anlaşarak yaptığını söyleyen bir iktidar efendim. Olacak şey mi? Gerçekten peki olacak şey. Burada bir virgül koyalım Ali Mahir Bey. Tabii, bir virgül tabii koyalım. Türker Hocam neden Amerika böyle bir şey istesin ki bizden? Yani Amerika'dan niye izin alalım ki biz sansür yasası için? Yani ben anlamakta zorlandım. Yani hangi kontekstin içinde bunu söyledi? Yani akıl sır ermiyor. Yoksa biz davranışlarımızı dış güçlerin onayıyla yapıyoruz diyerek içeride baskı mı sağlıyor? Bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum ama şimdi niçin yapmaya çalıştıklarını anlıyorum.
kamuoyu yoklamalarına bakıyorlar. Seçimi kazanma şansları yok gözüküyor. Yani normal şartlar altında demokratik olarak sandığa gidildiğinde en az 10 küsur puanlık bir makas var. Kazanmaları imkan yok. Neye ihtiyaç var? Şartları anormalleştirmeye ihtiyaç var. Gerginliğe, düşmana ihtiyaç var. Sandık güvenliğini ve seçim güvenliğini bozmaya ihtiyaçları var. Bu konuda girişimleri de yaptılar. Ve şu andaki girişim şu. Halka yalan bombardımanı yapmak istiyorlar. Yani sanal bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü şu anda Türkiye'nin ekonomisi iflas etmiş durumda. En itibarsız dönemimizi yaşıyoruz Cumhuriyet tarihinin. Yalnızız. Ülke perişan durumda. Şimdi onlar ise bir başarı hikayesi anlatmak istiyorlar. Bunun için neye ihtiyaç var? Bir algı operasyonuna ihtiyaç var. Ama siz kalkarsanız işte biraz önce Sayın Milletvekilinin dediği gibi enflasyon oranını gerçek rakamlarıyla anlatırsanız, Türkiye'nin en itibarsız dönemini yaşadığını ifade ederseniz, bu yaratılmak istenen algının karşısındaki bir girişim. İktidar bunu istemiyor. Şimdi bu esasında faşizm. Bakın bunun lem içimi yok. Bu bir faşizm. İktidar halkı döve döve seçimi kazanmak veya kazanamasa bile ben kazandım diye ortaya çıkmak istiyor, İstanbul seçimlerinde yaptığını yapacaklar. Şimdi çok dört tane temel özgürlük alanı var. Şimdi süre uzamasın diye iki önemli özgürlük alanından bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi. Bir, ifade özgürlüğü. Bu esasında düşünce özgürlüğünün somutlaşmış biçimde. Şimdi bu iktidar ifade özgürlüğüne karşı yalan bombardımanı yapmak istiyor. Peki bu başarıya ulaşır mı? Ulaşmaz. Yani bu iktidar ama acılı ama acısız gidecek. Sadece ülkemize acı çektirdiğiyle kalacak. Bir de bu tür işler başarılı olur mu? İşte tarihten biliyoruz. İşte Hitler Almanyası, yalan bombardımanı. Bunun için özel teşkilatları var. Ama halk gerçekleri ne zaman öğreniyor? Berlin varoşlarına Kızıl Ordu'nun geldiğinde bunu görüyor. Gerçeği bu zaman görüyor. Peki hani işte birlik beraberlik olalım. Hep aynı şey. Hayır, doğru değil. Şimdi bakıyoruz, kim vardı Almanya'nın karşısında? İşte İngilizler vardı, Churchill vardı. Churchill savaşın en zor şartlarında bile, Turan Bey orada görev yapıyor, İngiliz tarihinde bilir, en acımasızca şekilde eleştiriliyor. Ama sonunda kazanan onlar oluyor, biliyor musunuz? Eğer karşı fikirler savunulmuyorsa, iktidar eleştirilmiyorsa bu ülkeyi felakete götürür. Diğer önemli özgürlük alanı ne biliyor musunuz? Korkmama özgürlüğü. Ne demek korkmama özgürlüğü? Halkın devletin polis gücünden, askerinden, yargısından korkmama. Bu en önemli özgürlük alanı. Ya bu iktidar diyorum ki işte otoriter rejim, faşizm sağlamaya çalışıyor. Bizim en önemli temel özgürlük alanımıza saldırıyor. Bu sansür bunun karşılığı. Bir de tabii sansür tek başına da değil. İşte kısa bir süre önce ben de içindeyim. Amirallere kumpas, dava. Niye bu biliyor musunuz? Sorun bir tane iki tane amiral susmuş, o önemli değil. Bizim üzerimizden korku iklimi yaratmaya çalışıyor. İşte bunun yanına infaz hazırlıklarını da koyun. Sansürü de koyun. İktidar istiyor ki ben istediğimi yapayım. Kimse beni eleştirmesin. Ve bir şekilde iktidar gücünü 2023'ten sonra da devam edeyim. Peki niye bu konuda ısrarlı? Bu iktidar feci şeyler yaptı. Hesap verebilir değil. Yani demokraside en temel şey hesap verebilir olmak. Bakınız en temel şey hesap. Bu iktidar hesap verebilir değil. Hem içeride hem dışarıda. Ya Birleşmiş Milletler'e bakın, bugün Rusya ile aramız iyi değil mi? İyi gözüküyoruz. Rusya Türkiye için
daha doğrusu Türkiye'yi yöneten iktidar için suç dosyaları hazırladığı Birleşmiş Milletler'e gönderdi. IŞİD'le işbirliği yapmak. Tarih eser kaçakçılığı, petrol, nasıl kaçırıldıklarını, kimlerin taşıdığını, plakalar hangi şirkete ait, şirketler kimin akrabası? Birleşmiş Milletler'de duruyor. Yani biz Suriye'de yaptıklarımızın hesabını veremeyiz, biliyor musunuz? Evet. Ve Türkiye'dekiler, bitiriyorum, bu iktidar hesap verebilir olmadığı için iktidar gücünü muhafaza etmek istiyor. Seçimi kazanmak istiyor. Bunun için şartları anormalleştiriyor. Baskı, zulüm, faşizm, buna rağmen kazanamazsa, ki yine kazanamayacak, İşte ben kazandım diye ortaya çıkacak. Çünkü hesap verebilir değil. Ve muhalif liderler, işte İYİ Parti'ye gidiyor Turan Bey. Kimse, ne Meral Hanım ne Kemal Bey, garanti veremez, biliyor musunuz? Yani sen yargılanmayacaksın diyemez. Bu en sonunda, çünkü demokrasinin gereği bu. Hesap verecekler. Bütün korkuları buradan kaynaklanıyor. Evet. Peki Barış, Sedat Peker ile başlayan ifşa süreci olmasaydı da bu sansür yasası çıkar mıydı sence? Yine çıkardı bana kalırsa İpek Özbey. Sedat Peker belki biraz daha hızlandırıcı bir faktör oldu. O işte o helalleşme videosu diyerek, hı hı, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşacağı videoları engellemek belki düşünülüyor ama yani Türk basın tarihi hem sansürler hem de sansürle mücadelenin sayısız örnekleriyle dolu. Yani sansürler olduğu kadar gazete